Hocam bugün apartman ve site yönetimlerinin yıl sonu yapması gereken çalışmalardan bahsedeceğiz. Apartman ve site yönetimleri her yıl bir sonraki yılın hazırlıklarını yaparlar. Bunun için de öncelikle o yıla ilişkin hesaplarını sonuçlandırmaları gerekir. Çünkü her yıl yaptıkları genel kurulda hazırlıklarının sunulacağı bir ortam kendilerine verilir sitelerin ya da siteleri idare eden yönetim kurullarının. Dolayısıyla siteler her yılı tamamlarlar o yıla ilişkin verilerini sonuçlandırırlar genel kurula hazırlık yaparlar ve genel kurulda da bu verilerini sunarlar. Tam bu noktada da bütün bu mali verilerin eksiksiz ve tam olarak yapılması çok büyük önem arz eder. Dolayısıyla her yıl çok dikkatli bir şekilde hesaplarını kapatmaları gerekir. Hesaplarını kapatırken de kasalarına, bankalarına, tedarikçilerine, katmaliklerine olan borçlarını ve alacaklarını tekrardan analiz etmeleri, son noktayı koymaları gerekir. Yıl sonunda yapacakları işlemlerin özeti aslında budur. Peki hocam bu noktada mizan nedir? bütün hesapların, bütün işlemlerin bir özetidir aslında. Ee, yani biz kasamızı, bankamızı, tedarikçiler olan borçlarımızı ve kat maliklerinden olan alacaklarımızı mizan marifetiyle, mizan raporu marifetiyle görebiliriz. Mizan aslında bir özettir o güne kadar, o tarihe kadar olan yaptığınız bütün hareketlerin özetini gösteren bir mali tablodur. Bu tabloyu daha büyük tablolarla, daha farklı tablolarla beslemek lazım. Mizan aslında bizim özet durum tablomuzdur diyebiliriz. Bilanço yapmasak olur mu? Bilanço yapmasak olur. Fakat bilanço bizim varlıklarımızı ve borçlarımızı gösteren bir durum raporudur. Mizanın daha da özet hale getirilerek genel kurulda sunulmasını içerir. Bilanço yaptığımız takdirde biz bizim varlıklarımız bunlardır. Borçlarımız da bu şekildedir ve kalan paramız budur. Yani bir nevi varlıklarla borçların birbiriyle olan balansını gösteren çok önemli bir tablodur. Elbette yapmasak olur ama yapmamız çok büyük önem arz eder. Siteler genellikle yıl sonu işlemlerini tamamladıktan sonra gelir gider tabloları hazırlarlar. Gelir gider tabloları o yıla ilişkin elde etmiş oldukları gelirlerle yapmış oldukları harcamaların birbirinden farkını içeren bir tablodur. Bunun dışında bir tablo hazırlamak istemezler ve bu tablonun onların durumunu ortaya koyduğunu düşünürler. Bu teknik olarak doğru fakat bilanço tablosu bu tabloyu destekleyen başka bir tablodur. Gelir ve giderlerimizi birbirlerinden olan farkını, yani gelir fazlası ya da gider fazlasını oluşturan varlıklarımızı ve borçlarımızı göstermemizi bizden genel kurul bekler. Dolayısıyla bilanço hazırlamalıyız. Çok da verimli kendimize anlatabileceğimiz en verimli tablolardan biridir. Yani aslında bilanço yapmazsak olmaz diyemiyoruz. Yapmalıyız diyoruz. Yani yapmazsak teknik olarak olabilir ama kendimizi ifade etmek açısından doğru olan yapmamız. Hesapları neden her yıl kapatmak zorundayız? Hesaplardan mutlaka bir sonuç çıkarmak zorundayız. Her yıl genel kurulda bu sonuçları e, mutlaka kat valiklerine sunmak zorundayız. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey aslında bütün yıl sonuna kadar olan bütün işlemleri doğru bir eksiksiz olarak tamamlamak, tamamladıktan sonra o yılı kapatmak, yani o yılın gelir fazlası mı elde ettik, gider fazlası mı ettik, mevcutlarımız nelerdir, borçlarımız nelerdir, bunun bir kapanışını yapıp bitirmek zorundayız. Bunları da tablolara ve raporlara dökmek zorundayız ve bu döktüğümüz tablo ve raporları genel kurularda paylaşarak kat maliklerinin siteyle ilgili mali e, anlamda bilgi sahibi olmalarını sağlamak zorundayız. O yüzden evet her yıl kapatıp bu kapatma işleminden sonra oluşan tabloları genel kurulda kat maliklerinin dikkatine sunmak zorundayız. Bu bahsettiğiniz işlemleri opsiyon ile yapabiliyor muyuz? Bu bahsettiğimiz işlemleri her paket programla yapabilmek mümkün ama apsiyonla yapabilmek daha ziyade mümkün. Çünkü apsiyon e, bir aidat takip programı. Dolayısıyla sitelerin tam olarak işine yarayan raporları veriyor. Gerek bilanço gelir tablosu gerekse de sitelerin yapmak zorunda oldukları işletme projelerinin planlanan ve gerçekleşen sapmalarını özet bir şekilde sunmak mümkün opsiyon kullandığımız takdirde. Dolayısıyla opsiyon kullanmak aslında bu anlamda bizim elimizi kolaylaştıran bir şey. Apartman ve site yönetimlerinin yıl sonu yapmaları gereken çalışmalar nedir? Bunları aslında özetlemek gerekirse bir kere Yıl sonu geldiğinde 31 12'den hemen sonra kasalarının son durum raporlarını almalılar. Kasa bakiyelerini mutlaka tutanak haline getirmeliler. Arkasından bankalardan banka ekstrelerini alıp sisteme kaydettikleri bakiye ile tutup tutmadığını mutlaka teyit etmeliler. Arkasından mutlaka ve mutlaka aidatla ilgili işlemlerinin teyidi için işletme projesini kontrol etmeli, işletme projesine uygun aidat tahakkuku yapıp yapılmadığını mutlaka tespit etmeliler. Sonraki aşamada ise bütün bu aidat tahsilatı yapıldıktan sonra yapılan harcamalar için tedarikçilerle olan iş ilişkisinin sonuçlarını yani bakiye kontrollerinin yapılması şarttır bakiyelerde mutabakat mektuplarıyla tedarikçi firmalara gönderilir. Tedarikçi firmalar mutabakat mektuplarıyla teyit ederler borçlarını. Bunlar da sistemdeki bakiyelerle kontrol edilir. Bütün bunlar yapıldıktan sonra sistemden mizan alınır. Hani hesapların hepsinin bir arada olduğu ve bizi özet bir tabloya götüren o veri diye bahsetmiştik. İşte bu tablo alınıp mizanın bakiyeleri kontrol edilir, mizanın tutup tutmadığı kontrol edilir, hesapların doğru şekilde intikal edip etmediği mizana kontrol edilir, hesabın kendi karakteri vardır. İşte bazı hesaplar sadece borç, bazı hesaplar sadece alacak çalışır. Mizanda Borç ya da alacak çalışan hesapların farklı çalışıp çalışmadığı yani borç çalışan hesap alacak mı çalışmış alacak çalışan hesap borç mu çalışmış kontrol edilir. hatalar bulunur yerlerine yerleştirir. Mizan alındıktan sonra mizan kontrolleri yapıldıktan sonra da gelir tablosu bilanço ve diğer bütün mali tablolar bu mizana uygun olarak hazırlanır.